Bu hafta multiplayer olarak hak ettiği değeri görmediğini düşündüğümüz oyunları sıraladık. On numara, Lost Odyssey. Yaklaşık 1000 yıldır hayatta olan ama geçmişe dair hiçbir şey hatırlamayan ölümsüz karakter Kame ile oynadığımız Lost Odyssey, hak ettiği ilgiyi görememiş olmasına rağmen 2000'li yıllara ait en güzel RPG'lerden biriydi. Final Fantasy oyunlarının yaratıcısı Hironobu Sakaguchi imzası taşıyan oyun, eski usul RPG'lerin yaşattığı duygulara hasret kalanlar için ideal bir tercih. Dokuz numara, Conker's Bad Fur Day. Günümüz oyunları içerisinde Conker's Bad Fur Day'deki kadar başarılı bir mizah kullanımı görebilmek gerçekten çok zor. Nintendo konsollarında kolay kolay rastlayamayacağınız ağzı bozuk çılgın karakterleri ve absürt espri anlayışıyla oynanabilecek en eğlenceli oyunlardan biri olmasına rağmen maalesef değeri insanlar tarafından fazla bilinmemiştir. Sekiz numara, Beyond Good and Evil. Beyond Good and Evil, hikaye anlatımı, büyüleyici karakterleri ve oldukça eğlenceli aksiyon sekanslarıyla 2003 yılının en iyilerinden biriydi. Ancak oyunun kalitesi ve yüksek prodüksiyon maliyetleri oyunun satışına pek etki etmedi. Eleştirmenler tarafından övgü alsa da büyük isimlerle giriştiği yarışta ezilmiş ve hak ettiği ilgiyi görememişti. Yedi numara, Mirror's Edge. First person bakış açısıyla binadan binaya atlayarak koşuşturduğunuz Mirror's Edge, oynayabileceğiniz en akıcı oyunlardan biri. Parkur sporu yapan insanları izlemek her zaman heyecan vericidir. Oyun esnasında insanı inanılmaz derecede özgür hissettiren böyle bir deneyimi tecrübe edebilmek son derece keyifliydi. Ancak bu oyunda çok fazla tutunamadı ve fazla bilinmeyen efsane oyunların arasına katıldı. Altı numara, Condemned. Condemned, yarattığı son derece başarılı korku atmosferine rağmen ismini çok fazla duyuramadı. Karanlıklar içerisinde attığınız her adımla yaşadığınız korku sizi sürekli oyunda tutuyordu. Size doğrudan saldıran düşmanlar yerine gölgelerin içerisine gizlenerek saldırmak için en doğru anı bekleyen düşmanlarınızla korkuyu iliklerinize kadar hissediyordunuz. Eğer bir korku oyunu fanatiyseniz mutlaka bu oyuna bir göz atmalısınız. Beş numara, Enslaved Odyssey to the West. Günümüz dünyasından yaklaşık 150 yıl sonra robotların hüküm sürdüğü ve insan ırkının neredeyse yok olmak üzere olduğu bir gelecekte geçen oyun, insanı kendine bağlayan karakterleri ve hikayesiyle çok daha fazlasını hak ediyor. Ön yargılardan uzaklaşarak bakarsanız, bu oyunun aslında kötü bir oyun olmadığını kolaylıkla anlayabilirsiniz. Dört numara, Castlevania Lords of Shadow. Çıktığı ilk günden beri God of War kopyası olarak suçlanıp ön yargıların kurbanı olan oyun kesinlikle ikinci bir şansı hak ediyor. Castlevania serilerini ilk oyundan beri takip edenler zaten ortada herhangi bir oyun taklidi olmadığını bilir. Ama hayatınızda hiç Castlevania oynamadıysanız
oyunu suçlamak için acele etmeyin. Oyuna bir şans verip oynamaya devam ederseniz kesinlikle fikriniz değişecektir. Üç numara, The Darkness 2. Hepsi birbirine benzeyen tipik first person shooter oyunlarının gölgesinde kalan Darkness 2, türün diğer örneklerine benzemeyen, kendine has bir oyun olmasına rağmen çok fazla ilgi göremedi. Hikaye anlatımı ve seslendirmeleri oldukça başarılı olan Darkness 2, barındırdığı RPG elementleri ve dinamik yapısıyla mutlaka tecrübe edilmesi gereken bir oyun. İki numara, Spec Ops The Line. Oyun sıradan bir askeri shooter oyunu gibi gözükse de benzerlerinden oldukça farklı. Spec Ops The Line, hikaye anlatımı ve savaş psikolojisini çok iyi yansıtan gerçekçi atmosferiyle kesinlikle daha fazlasını hak ediyor. Savaşı oyun için bir şablon olarak kullanmaktansa, savaşın insanları nasıl etkilediğini göstererek başarılı bir savaş eleştirisi yapan Spec Ops The Line, son yılların en iyi shooter oyunlarından biri. Ve bir numara, Darksiders. Cennet, cehennem ve insanlık ekseninde ilerleyen Darksiders, God of War taklidi olarak suçlanmasına rağmen bulmacalara daha fazla ağırlık veren yapısı ve kendine has hikayesiyle kesinlikle basit bir taklit gibi algılanmayı hak etmiyor. Bu tarz oyunların genelde PC'ler için çok fazla yapılmadığını da hesaba katarsak, Darksiders'ın hakkının fazlasıyla yendiğini söyleyebiliriz. Bu hafta multiplayer olarak hak ettiği değeri görmediğini düşündüğümüz oyunları sıraladık. Haftaya bir başka Top 10 bölümüyle görüşmek üzere.